Değerli izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi başarının sırlarını ve zihin haritasını alanında çok önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Melih Arat bizlerle. Melih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Dinçer Bey. Melih Arat deyince Türkiye'de sıra dışı yaşam becerileri akla geliyor. Sıra dışı olmak, sıra dışı kariyer. Her anlamda sıra dışı olmak. Bu konuda Türkiye'de öncü bir isim Melih Arat. Aynı zamanda araştırmacı kimliğiyle de tanıyoruz Melih Arat'ı. Çok sayıda kitaba imza atmış durumda. Hatta sayısı 10'u geçti zannediyorum. Doğru Evet, mudur? ben de pek takip etmiyorum ama hatta 15'e yaklaştık sanırım Evet, geçtiğimiz hafta itibariyle. maşallah diyelim gerçekten. Bunun yanında yönetim danışmanlığı ve farklı konularda da yine İş hayatı içerisinde danışmanlık pozisyonunda da uzun yıllardır izliyoruz Melih Bey'i. Ve 4 yıl kadar önce sanıyorum en son Melih Bey ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'ndeki devam etmiş olduğunuz bazı programlarda birlikte olmuştuk. Doğru. O anlamda size Harvard deneyimlerinizle ilgili de sorularım olacak. Ben bugün genel olarak Melih Arat'la sıra dışı olmak, girişimcilik, başarı ve kariyer hayatı üzerine bir sohbet yapmak istiyorum. Sıra dışı olmak dedik. Türkiye'de bu konuda öncü isim Melih Arat. Peki hayatta başarılı olmada sıra dışı olmanın önemi nedir, avantajları nedir? Sıra dışı olmakla başarı arasında nasıl bir ilişki var? Bu da önemli bir konu. Bizim direkt program konumuz zaten. Ve nasıl sıra dışı olunur? Sıra dışı olmanın avantajları ve bunun hayatımıza nasıl uyarlanabileceği ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Birkaç cümleyle söylemeye çalışayım. Öncelikle bizim toplumumuzda temelde yüceltilen kavram sıradan olmak. İşte sürüden ayrılırsan kurt kapar gibi sözlerle büyüyoruz. Ama gerçek bunun kendisi değil. Yani gerçeğe baktığımız zaman sıra dışı olanlar bakıyoruz ki işte sanatçı oluyor. Sıra dışı olanlar belki bilimsel bir buluşa imza atıyorlar. Veya sıra dışı olanlar iş hayatında marka olabiliyorlar. Dolayısıyla risk alabilenler, cesaret edebilenler, daha önce yapılmamış olanı yapmaya kalkabilenler deyim yerindeyse sıra dışı ve sizin programınızın konusunda olduğu gibi başarılı olabiliyorlar. Başka insanların aynısını yaparak başarılı olabilmek mümkün değil. Küçük bir fıkra anlatayım. İki avcı avlanmak üzere Amerika'dan Kanada'ya geçmişler ve geyik avlayacaklar. Karlı bir ormanda koca bir geyiği avlıyorlar ve ardından da bu geyiği uçakla, bir ufak pırpır uçakla Kanada'dan Amerika'ya geçecekler. Bir iki pilota teklif ediyorlar fakat geyiğin büyüklüğünü görünce bizim uçak çekmez, taşımaz falan diye reddediyor pilotlar. Fakat bir pilotu ya sen böyle gözü pek birine benziyorsun, yaparsın bu işi falan. Neyse adamcağız da gaza geliyor, tamam diyor. Neyse geyiği işte güçlükle uçağa bindiriyorlar. Efendim şeyler de peşi sıra işte bizim iki avcı kafadar. Fakat uçak havalanıyor. Çok değil birkaç dakika sonra sendeliyor bayağı havada ve uçak çakılıyor yere. Güç bela pilot çıkmış işte içinden bizim avcılar çıkmışlar. Avcılardan biri diğerine soruyor. Neredeyiz? Nerede diyor. Diğer avcı güçlükle sanırım geçen yıl düştüğümüz yerden 1 mil ötedeyiz. Yani aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamıyoruz. Mutlaka bizim sıra dışı bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa işte toplumda sıradan insanlar ne yapıyorsa öyle bir noktaya geliyoruz ki yarın öbür gün bizim değil yani yaşarken de ismimizi bilmiyorlar. Öldükten sonra da ismimizi bilmeyecekler. Yani bu hayata değerli kılabilmenin tek yolu neredeyse şeyden geçiyor. Sıra dışı olmak ve sıra dışı işlere imza atarak başarılı olmaktan geçiyor. Toplumdaki aslında istenilen model sıradan olmaya yönelik sizin de dediğiniz gibi. Fakat o sürüden kurtulabilmek için, başarılı işler yapabilmek için sıra dışı olmak çok önemli. Sıra dışı bir kişiliğe sahip olmak, sıra dışı işler yapmak için nasıl bir zihin haritasına ihtiyaç var? Hayata nasıl bakmak gerekiyor? Şimdi herkesin bir konfor çemberi var. Aslında bakarsanız ortalama bir anne baba da kendine göre tanımladığı bir konfor çemberi var. Çocuklar için de onu istiyor. Yani o çemberin dışına çıkmasın. Halbuki insanlar ne zaman ki bu çemberin dışına çıkıyorlar, yeni fikirlerle, yeni olasılıklarla, yeni fırsatlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla sıra dışı insan denemeyeni deneyen, gitmediğine giden, yemediğini yiyen,
konuşmadığıyla konuşan veya yapmadığını yapan kişi, hı hı. Sürekli hep keşfeden kişi. Sıradan insan buna mukabil bildik seçeneklerin dışını tercih etmiyor. Çünkü korkuyor. Hı hı. Aman başka bir şey yemeyeyim, işte belki mutsuz olurum. Aman başka bir yere gitmeyeyim, belki mutsuz olurum. Hep bu risk almamaktan kaynaklanan hı hı. bir şey var. Benim de yeni öğrendiğim bir kavramı paylaşmak istiyorum. Hı hı. Türkçe'de tuhaf kelimesi, hı hı. İngilizce'de weird'a denk gelir aşağı yukarı. Hı hı. İnsanlar böyle Amerika'da bazen sıra dışı olumsuz anlamda this is weird, bu hı hı. tuhaf hı hı. Ifadesi de kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Arapçası iyi olan birisi tuhaf kelimesinin korkulan şey olduğunu söyledi bana. Yani böyle insanların tuhaf bulduğu şeylere biz tevessül edersek, yani o korkuyla yüzleşebilirsek, hı hı. o zaman hani başka bir yolculuk çıkıyor karşımıza. Yani eğer Wright kardeşler uçmayı tuhaf bulup uçmayı denemeselerdi, hı hı. yani o korkuları onları durdursaydı bugün uçağa binemeyecektik. Hı hı. Veya Edison elektrikle bir takım oynamanın sonucunda korkuları onu durdursaydı bugün belki böyle hı hı. bir stüdyoda ışıklar altında programı yapamayacaktık. Hı hı. Onun için hepimizin bu konfor çemberinin sınırında hı hı. olan korkularla yüzleşip onun ötesine geçmesi gerekiyor. Hı hı. Yani mesela biz çocuklarımızın çoğu için, anne babalar bu programı izleyenler, aman devlet memuru olsun falan. Çünkü devlet hı hı. memuru olamazsa ayakta duramaz. Yani ne münasebet, yani neden bir genç adam, genç kadın kendi ayakları üstünde duramasın, kendi işini kurarak veya bir özel şirkette çalışarak hı hı. yeni bir şeyler yaparak. Bu korkuları aşmamız lazım. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi aslında konfor alanının dışına çıkarak başlıyor hı hı. sıra dışılık ve başarı da bu noktadan sonra aslında elde edebileceğimiz bir şey. Ben sizin Sıra Dışı Yaşam Becerileri kitabınızdan tüm izleyicilerimize de aynı zamanda okumalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Orada bir cümle hatırlıyorum. Yaratıcılığı tarif ettiğiniz hı hı. bir ifade. İki farklı şey arasında anlamlı bir ilişki kurarak işe yarar bir modelde hı hı. Bu farklı şeyleri bir araya getirmekten bahsediyor. Yaratıcılıkla nasıl bir bağlantısı var? Sıra dışı kişi yaratıcı kişi midir aynı zamanda? Sıra dışı tabii ki yaratıcı bir kişidir. Zaten bu konfor alanının içerisinde, konfor çemberinin içinde olan her şeyi zaten biliyoruz. Onların hepsi bilindik. Hı hı. Ne zaman ki ben o konfor alanının dışına çıkıyorum, dışarıdaki başka bir bilgi, yer, mekan, sesle bağlantı kuruyorum. O zaman zaten ortaya yeni bir köprü, yeni bir enformasyon üretimi ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla yaratıcı olabilmek demek iki farklı şeyi bir araya getirmek demek. Hı hı. Mesela şimdi bir akıllı telefon, bir işte tablet bugün birçok farklı şeyi bir araya getirdi. Hı hı. Yani eskiden biz bir bilgisayarımız olur, bir de telefonumuz olur diyorduk ama artık öyle bir noktaya gidiyoruz hı hı. ki artık sadece telefon ya da tabletimiz olur demeye noktasına hı hı. geldik. Veya şimdi ben gözlük takıyorum. İşte Google işte 3-5 yıldır gayret ediyor. Hı hı. Acaba hepsini gözlüğe koyabilir miyiz diye. Bu da bir bağlama yani. Gözlükle bilgisayar hı hı. veya telefon hepsi bir araya bağlanabilir mi diye. Dolayısıyla kim yaratıcı bir bağlama yapabiliyorsa o sıra dışı. Hı hı. Fakat bir kavramsal ayrım da yapabiliriz burada. Hı hı. Bir üniversite televizyonunda olduğumuzu evet, hatırlayarak. Lütfen. Yaratıcılıkla hayal gücü arasında da bir fark var. Hı hı. Hayal gücü bir şey hayal etmekle ilgili. Yani bir hayal kuruyorsunuz. Yaratıcılık o hayale giden yolu inşa ediyor. Hayal hmm. burası, yaratıcılık o yolu, yani o yol daha inşa edilmemiş, onu inşa hmm. ediyorsunuz. Yani diyelim ki işte izleyenler için Star Wars filminin alemi bir hayaldir. Onu bugünkü teknolojiyle bir film üstünden o yolları yapabilmek yaratıcılıktır. Dolayısıyla sıra dışı olmanın başında şey gelir. Önce bir hayal gelir. Yani birinin hı hı. önce bir hayal kurması lazım. Ardından da o hayale giden hı hı. yolu inşa etmemiz gerekiyor. Yani şu akıllı telefonun kendisini üretme süreci yaratıcılıktır. Hı hı. Ama önce bir Steve Jobs gibi birisi bunu önce bir böyle bir şey olacak diye hayal eder. Hı hı. Dolayısıyla bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu anlamda ilk bir numaralı adım hayal. Hı hı. Bir imajinasyon olacak. Ardından şeyle yaratıcılıkla devam edeceğiz. Hı hı. Öyleyse yaratıcı olmak için bir hayal gücüne ihtiyaç var ya da vizyona ihtiyaç var evet. diyebiliriz belki. Hı hı. O vizyona giderken o hayal gücüyle yapmış olduğumuz şey de yaratıcı sonuçlar ortaya evet. çıkarıyor. Onda da korkusu olmayan insanlar hani ya da hı hı. böyle sınırlar evet. olmayan birileri köprüleri kuruyor, bağlantıları kuruyor. Aynen öyle. Konfor alanının dışına çıkmış hı hı. kişiler evet. ya da bir başka evet. deyişle.
Bu şekilde güzel bir ifade oldu. Dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi Harvard Üniversitesi. Birçok sıralamada her yıl birinci, ikinci, üçüncü sırada yer alıyor. Sizin de orada katılmış olduğunuz bazı eğitimler var, sertifika programları ki birlikte de bir kısmına da birlikte katılmıştık. Liderlik ve psikoloji ile ilgili. Bu konuda kitaplar var biliyorsunuz. Harvard'da neler öğretilmez ve Harvard'da neler öğretilir diye Harvard MBA programına katılmış isimlerin yazmış olduğu oradaki tecrübeler, deneyimler. Sizinkisi de hatırı sayılır bir tecrübe. Harvard'da neler öğrenilir, neler öğrenilmez? Siz kendi adınıza neler öğrendiniz, bizlere aktarmak istediğiniz deneyimleriniz nelerdir? Evet, Harvard Üniversitesi'nin tabii ben böyle daha çok işletme konusunda çalışıyorum. Hala da öğrenciyim okulda. Yani bir master'daydınız. İşletme master derecesini inşallah tamamlamak arzusu içerisindeyiz. Yani yaraladım aşağı yukarı derslerimi. Başarılar. Teşekkür ederim. Şimdi Harvard Üniversitesi temelde neyle uğraşıyor diye soracak olursanız, yani işletme tarafı özellikle resmin tamamıyla, büyük resimle uğraşıyor. Yani öğrencileri sanki bir işin başına gelecekmiş gibi düşünmelerini istiyor lisans düzeyinde veya master düzeyinde ve işin başına gelecek olursan nasıl karar alırdın diye bakılıyor. 1920'li yılların başında Harvard Hukuk Fakültesi öğrencileri hukuk metinlerini öğretmek yerine bir farklı karar alıyorlar. Diyorlar ki biz case study yapalım, vaka temelli bir çalışma yapalım ve öğrencileri artık sadece gerçek vakalar, diyelim ki bir ağır ceza davasını nasıl savunurdunuz? Veya bir ağır ceza hakimi olsaydınız bu davayı nasıl ele alırdınız? Bu o kadar başarılı oluyor ki bunun hemen sonra devreye girdiği okul işletme okulu oluyor. Business School. Ve Harvard Business School'da artık böyle teorik ders kitapları okutmak yerine, onu da okutuyorlar bir taraftan, yani işin teorisi de veriliyor. Ama öğrencilere sanki onlar şimdiden birer profesyonel yöneticiymiş gibi veya kendi işlerinin patronu olan insanlarmış gibi 25-30 sayfalık vakalar veriliyor. Bunların birçoğu gerçek yaşamdan alıntı vakalar. Yani bugün bildiğimiz çok büyük firmalar veya bir kısmı batmış olan firmalar, tam batmanın eşiğinde bu firmayı size teslim etmiş olsalardı ne yapardınız diye soruluyor. Bu insan kaynakları açısından olabilir, pazarlama açısından olabilir veya diyelim ki bir satın alma veya finans kaynakları açısından olabilir. Siz de sanki o şirketin gerçekten işte insan kaynaklarından sorumlu gelen bir yardımcısı veya da müdürüymüşçesine bir cevap üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamen uygulamaya dönük bir enformasyon üretme gayreti var. Yani böyle bizde derken Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde üniversitelerde teori ayrı bir şey, uygulama ayrı bir şey. Biz ziyadesiyle teori temelli bir yükleme yapıyoruz öğrencilerimize Türkiye'de. Her üniversite değil ama yani ortalaması bu vaziyette. Harvard Üniversitesi ise teoriyle bu uygulamayı iç içe geçirip doğrudan öğrencileri o akıl haritasıyla, sizin ifadenizle zihin haritasıyla hazırlamaya çalışıyorlar. Ana farklardan bir tanesi bu. Tabii büyük bir beklenti var öğrencilerden. Yani mesela benim bu yaz alacağım iki dersten sadece bir tanesinin okuma listesi 14 kitap. Diğerinin bir 4 ana kitabı var. Tamamlayıcı kitapların listesini çıkaramadım. 30'dan fazla galiba. Yani böyle bir ders için normal şartlar altında Türkiye'de bir kitap bile sorumlu. İşte hocam 300 sayfasını şu kadar sayfadan sorumlu muyuz değil miyiz diye pazarlık yapılırken. Orada öğrenci gerçekten ağır bir çalışmadan geçmesini bekliyorlar. Türkiye ile karşılaştırdığımızda eğitim öğretimin yanında tabii profil farkı var. Dünyanın her yerinden oraya gelmiş öğrenciler var zannediyorum. Onun dışında benim gözlemim orada sizinle birlikte katılmış olduğumuz o programda da tanışmış olduğum öğrencilerden buraya girerken nasıl bir eleme sürecinden geçiriliyorsunuz şeklinde sorduğumda benim adıma oldukça Türkiye'den farklı yanıtlar aldım. Mesela istenen şeylerden bir tanesi bir vizyona sahip olmak. Bu vizyona sahip olmayan kişiyi kabul etmiyorlar çoğunlukla ki oraya başvurmak için yazılan bir essay var. Okul başarısı da önemli fakat bunun yanında sosyal alanda neler yaptığı gibi konular. Bunlarla ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı? Evet, aslında Harvard Üniversitesi'nde beklenen şeylerden bir tanesi, lisans düzeyi için söyleyeyim özellikle, master ve doktor için de söylemek mümkün.
Yani daha önceki yaşamınızda yani liseyi diyelim ki birincilikle bitirmiş olmanız onların çok umurunda değil. Sizin lise yıllarından başlayarak bu dünyaya bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyor musunuz? Bu bir lise yıllarında başlayan ciddi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak olabilir veya kurmak olabilir ki kurmak daha iyi bir şey lise yıllarında böyle bir şey yapıyorsanız. Veya ulusal ya da uluslararası çapta bir spor başarısı. Diyelim ki Türkiye gençler tenis şampiyonu olmuşsunuz. Veya mesela keman çalmanızla da pek ilgili değiller. İstiyorlar ki hani keman çalarken işte 8 ülkede konser vermiş olasınız ki sizi okula alalım falan filan gibi. Gerçekten üst düzey yetenekte ve yaklaşımda insanları almak istiyorlar. Bugünün gençlerin ana sorunlarından bir tanesi hepimiz aslında eşit şartlarda yarışıyoruz diyeceğim. Hepimizin zamanı var o anlamda söylüyorum. Ama çoğu genç bu kıymetli zamanı buhar ediyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Harvard'da lisans, master ya da doktor düzeyinde gitmeyi başarmış olanlar bu zamanlarını vaktiyle kıymetli şeyler için yani dünyada bir etki yaratacak bir şeyler yapmak için harcamış olan insanlar. Tabii okulun verdiği içerik yönlendirmeyle de birleşince daha büyük bir vizyona doğru ilerleme oluyor. Fakat şunu da söylemek lazım. Son zamanda ana sorunlardan bir tanesi hem Türkiye'yi hem dünyayı meşgul eden sorunlardan bir tanesi etik. Yani çok akıllı, çok zeki, çok çalışkan olabilirsiniz ama bu zekanızı etik alan, etik sınırlar dahilinde mi kullanıyorsunuz? Yoksa bu Enron skandalında olduğu gibi böyle başka dolandırıcılık, böyle organize suçlar için mi kullanıyorsunuz? Volkswagen örneği en son. Veya Volkswagen örneği. Enron'un mesela CEO'su Harvard Üniversitesi'nden hani dereceyle mezun olmuş, lisans ve master derecesi olan bir kişiydi. Bu hani entrikaları yapan kişi. Dolayısıyla okulda şu anda hani çok ön planda olan kavramlardan bir tanesi de yani sadece en iyi kafaları yetiştirmek değil, en iyi kafaları yetiştirirken onların etik planda kalmasını da sağlayabilmek. Bugün dünyanın ana sorunlarından biri bu. Dediğinize ek olarak 2008 krizinde de o finans piyasalarında ortaya çıkan krizin temelinde de aslında daha büyük bonusları elde etmek isteyen o üst düzey yöneticilerin, CEO'ların işte dosyalarla oynayarak diyelim, muhasebe hesaplarıyla oynayarak yapmış oldukları bazı işlemlerinde etkisi oldu. Dolayısıyla etik konusu son derece önemli. Doğru. Çünkü güven konusuna da bence link veriyor. Hem kişisel ilişkilerde hem topluma olan, topluma dokunduğu noktada firmaların son derece önemli. Ben Melih Arat'ın Melih Arat olma yolculuğunu merak ediyorum aynı zamanda. İzleyicilerimize de bir ilham vermek adına. Nasıl Melih Arat olunur? Yani uzun süredir Türkiye'de çok önemli çalışmalar yaptınız. Ben sadece çocukluğumdan itibaren meraklı bir insan olduğumu söylemek istiyorum. Okullara da, ya okullardan önce ben kendi merakımı tatmin etmek için okula ya da okudum. Yani Türkiye'de pek kullanılmayan bir ifade var, self-didaktik. Self-didaktik kendi kendini yetiştiren kişi demek. Ben hasbelkader İstanbul Üniversitesi'nde okudum, 9 Eylül Üniversitesi'nde okudum, New York Üniversitesi'nde okudum, bir miktar MIT'de, işte halihazırda Harvard Üniversitesi'nde okumaya devam ediyorum. Ama bütün bu okumaların öncesinde ben kendim için okuyorum. Yani bir tarafta üniversitede ders veriyorum. Hani az önce Harvard Üniversitesi'nde 14 kitap okutuluyor bir dönemde derken ben hani yaklaşık 5 yıldır üniversitede ders veriyorum ve 5 yıldır üniversitede ben lisans dersinde veya yüksek lisans dersinde 14 kitap okutuyorum. Yani bu 14 kitabı da çocukları zorlamak için değil, kendim merak ediyorum. Hani dersin planına katılacak olursak o zaman daha fazla şey öğrenmiş oluruz diye bakıyorum. Dolayısıyla insanın kendine bir böyle bir amaç tanımlaması lazım. Ben hayatımda iki temel amacım var. Biri öğrenmek. Yani ölünceye kadar. İkincisi de yardım etmek. Yardım etmeyi de böyle işte bir vakıf kurmak falan gibi belki o da olur bir gün ama esas şey öğrendiklerimle insanlara nasıl katkıda bulunabilirim? Yani seminer vererek, konuşma yaparak, kitap yazarak, bu tür televizyon programlarına katılarak. Dolayısıyla benim hayatımı bu iki şey şekillendirdi. Sürekli öğrenmem lazım. Şimdi ben işte bu yaşımda Harvard Üniversitesi'nde ikinci bir master derecesi almakla uğraşıyorum. Tabii ki bana bu bir
uluslararası itibar ve sıfat kazandıracak ama ben bir taraftan da derslere gitmekten büyük bir heyecan duyuyorum. Yani böyle belki herkese zul gelir hani işte ders çalışmak, sınava girmek, finaller vesaire bir sürü bir şey. Ben zevk alıyorum. Dolayısıyla hani benim tanıdığım büyük liderlerin hemen hepsi de bir şeyleri zorla değil, isteyerek, merakla, şevkle yapmışlar. Bizim bize okulda kaybettirilen şey, ilkokul, ortaokul yıllarında çocuklar okumayı sevdireceğimize, meraklı olmayı sevdireceğimize ya öyle bir şeyler yapıyoruz ki bir daha millet eline kitap almak istiyor. Aman al. Mesela işte soruyorsun çocuğa en sevdiğin ders nedir diye boş ders diyor. Yani evet. Öyle bir çocuğun günahı yok bunda. Demek ki ben o dersi zevkli yapmayı başaramamışım okulda. Ben şanslıyım. Hep bana böyle zevkli ders işleyen hocalar mı denk geldi bilmiyorum. Herhalde öyle. İyi saatte olsunlar. Onlar sayesinde hep meraklı bir insan oldum. Bu arada işte özümle sözüm bir olsun diye uğraştım. Mesela takım çalışması anlatıyoruz derslerde, eğitimlerde. Ben kalktım 5 kez Ağrı Dağı'na ekip olarak çıktım. Sıkıntılarda yaşadık, zorluklarda yaşadık, keyifte yaşadık ama hani birlikte bir şey nasıl yapılıyor onu gördük. Veya insanlara disiplinli olmayı söylüyoruz ya da gayretli olmayı söylüyoruz. Ben profesyonelle yakın, yani yarışma falan yapıyorum ama yani en az 4 ay, 5 ay yılda, yani dolu dolu böyle bir 160 günden söz ediyorum. 365 günde 160 gün bisiklete biniyorum. Yani ve çoğu zaman ulaşım amaçlı biniyorum. Mesela şimdi bu yaz Boston'da okula bisikletle gidip geleceğiz. Yani Ramazan ayında Allah nasip ederse oruçta tutacağız ama şeyden hani telleri susarız falan demeden disiplinle okula şeyle gideceğiz. Yani onun için hani benim ismimi anmayalım da hani böyle bir şeyler yapabilen biri olmak için merak esas, şevk almak esas, öz disiplin esas, sertifika için değil ama gerçekten öğrenmek için gayret etmek. Ve çok önemli bir şey de bence bütün bu söylediklerimde hani insanlar dua ettiklerinde yani mümkünse kendileri için değil de başkaları için bir şey istesinler. Yani çünkü liderlik ziyadesiyle kendimiz için bir şey istemek de değil toplumumuzla ilgili bir şey istemek de. Dolayısıyla hani benim hayalim başka insanlara yardım etmek. Yani hani ben kendime yardım etmek istemiyorum hani ya da kendimi zenginleştirmek istemiyorum. Ben istiyorum ki benim öğrencilerim zengin olsunlar, benim öğrencilerim başarılı olsunlar, benim danışmanlık yaptığım müşterilerim zengin olsunlar veya artık başarının tanımı neyse onlar için oraya ulaşsınlar. Öyle olunca işler biraz daha kolay oluyor gibi geliyor. Özetleyecek olursak bitmek bilmeyen bir öğrenme isteği çok önemli. Bu aslında değişen, günümüzde hızla değişen dünyadaki o değişimin hızına adapte olabilmek için de son derece önemli. Disiplin, güven, özü sözü biri olmak bunlar son derece önemli şeyler. Siz de bunları yapmaya gayret etmişsiniz uzun yıllardır hayatınızdan. Özellikle de izleyicilerimiz için alınabilecek güzel bunlar örnekler, ilhamlar. Bir de ben şunu sormak istiyorum. Bu arada çok teşekkür ederim. Hemen bu yeni kitabınızı da izleyicilerimize göstermek isterim. Optimist yayınlarından çıktı. Melih Arat editörlüğünde. Araştırma koordinatörü İpek Gürel. Girişimcilikle ilgili bir kitap. Yeni Efeler Ege'den İnovasyon ve Girişimcilik Dersleri. Bu kitap üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ege'den Girişimcilik ve İnovasyon Dersleri. Bu arada hızlıca kitaba göz attım ve hızlıca bir okuma da yaptım aynı zamanda. Son derece değerli bilgiler de içeriyor. Bu yönüyle de zihninize, emeğinize, kaleminize sağlık. Onun için tüm okuyacak kişiler için de şimdiden teşekkür edelim size. Bu kitabın hikayesi hakkında, içeriği hakkında neler tabii söylemek ki istersiniz? Şimdi ben İzmirliyim. Bu böyle İzmirlilerin böyle bir memleketlerini sevme şeyi vardır. Benimkisi öyle değil ama İzmir'in kendine has bir özelliği var. Bir böyle Türkiye'nin fazlasıyla batıya bakan bir şehri. İşte Yunan adaları, vapurların gelip gitmesi vesaire. Şehri yani Osmanlı'dan bu yana böyle bir çok kültürlü ruha büründürmüş. Hala da hazırda işte Levanten denilen aileler, işte farklı etnik kökenlerden aileler de bulunuyor.
İzmir'de ve bunların işte bulunması, ticari hareketlilik, turistik hareketlilik şehrin açık kapalı olmasını sağlamış. Böyle bir geçmişe bakacak olursanız İzmir birçok yeniliğin ilk başladığı yerdir. Yani tarihte bakıyorsunuz ilk hastane işte Bergama'da kurulmuş. Veya Cumhuriyet tarihinden bakacak olursak işte mesela Türkiye İktisat Kongresi İstanbul'da, Ankara'da veya da başka bir şehirde değil, İzmir'de kurulmuş. Birçok yenilik İzmir'den çıkmış ve hala da yenilikçi fikirlerin birçoğu, yenilikçi iş hareketlerinin birçoğu da İzmir'den çıkıyor. Ege'den de bu şekilde çıkan markalar var. Mesela Özsüt bunlardan bir tanesi. Yani işte Amerikalıların Starbucks'ı var, zincir olmuş büyük bir kahveci. İzmir'den çıkan ondan fazla kahveci var. Ama böyle pastane endüstrisine imza atmış kuruluşlardan bir tanesi de Özsüt. Mesela onun acaba nasıl olmuş da Türkiye çapında böyle yaygın bir büyüme göstermiş. Veya Tokatlı başka bir firma, Dimes firması, Diren ailesinin firması. Mesela İzmir'e yerleşiyorlar ve hani 3-5 misli büyüyorlar. Hani Türkiye'nin en büyük meyve suyu üreticilerinden bir tanesi. Nasıl olmuşlar da bunlar bir başarı elde etmişler. Hem üretim tarafında hem lojistik tarafında birçok sıra dışı buluşları var. Bu kitapta veya başka bir firma söylemek istiyorum. Hipokrat diye bir firma var. Bu hani işte düşüp bir yerimizi kırdığımız zaman yok platin taktılar filan ya da platin takacaklar denilen. Türkiye'de ilk kez dünyada 4-5 firma var bu platini imal eden yani vücudumuza yerleştirilen platini. 1971 yılında bir firma çıkıyor diyor ki biz bunu yapacağız. Bu bir doktor. Kendi Ar-Ge ekibini kuruyor ve o tarihten bu yana tüm dünyaya ihracatı da olan sağlık endüstrisinde insanın vücuduna girecek kalitede ürünler yapan bir firma çıkıyor. Veya başka bir firma Sun Tekstil isminde. Sun Tekstil hani akıl almaz kumaşlar yapıyor. Şimdi kadınların en büyük dertlerinden biri zayıflamak. Mesela bir etek alıyorsunuz. Eteğin üstünde mikro bakteriler var. Bunlar sizin yağlarınızı yiyorlar ve siz eteği giydikçe zayıflamaya başlıyorsunuz. İlginç. Mesela işte akıllı telefonlar var, akıllı kumaşlar da var. Mesela bunun Ar-Ge'sini birlikte işte bir Fransız müessesesiyle birlikte Sun Tekstil yapıyor. Bunun gibi birçok derken kitabın içerisinde biz 10 kuruluşu inceledik. Bu 10 kuruluş işte bu başarıları, bu sıra dışı başarıları, pazarlama başarılarını veya Ar-Ge başarılarını nasıl hayata geçirmişler onları ele almaya çalıştık. İpek Gürel ile birlikte benim çalışma arkadaşım kendisi. Aynı zamanda bir yol haritası da çıkarttık. İncelediğimiz firmaların ortak özellikleri vardı. Çünkü bakıyoruz 10 farklı firma, onu da başarılı. Ama İzmirli veya Egeli olmaları değil başarılı olmaları nedeni bazı ortak şeyler yapmışlar. Mesela hepsinin ortağı var. Yani aile şirketi olmanın dışında bir hamle yapılmış. Yani başka ortaklarla büyümüşler. Büyümelerinin arkasında İnce Akü mesela devasa dünya çapında küresel milyar dolarlık ortakları var. Kendileri de o çapa taşımış. Veya bir başka şey kurucularla İkinci nesil arasında radikal eylem farkları var. Yani kurucular şirketi kurmuşlar, ikinci nesil orayı kurumsallaştırmış. Profesyonel yönetime geçirmiş, işte toplam kalite yönetimini uygulamış vesaire gibi. Dolayısıyla bunların da ortaya çıkması aslında bu kitapla birlikte herhangi bir şirket şimdi ne yapmam lazım kuruluş aşamasında? Bir 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra ya da 20 yıl sonra eğer ikinci nesile bırakıyorsam onlar ne yapacaklar? Onu da görmemiz açısından bir yol haritası özelliği de taşıyor. Buyurun. Aşağı yukarı kitapla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Belki bir iki cümle daha söyleyebiliriz belki. Yani çok söylenebilir de. Mesela yeni Efeler sözünlerden geliyor. İşte Efeler diyarı. Yeni Efe'de artık 21. yüzyılda dünyaya kafa tutabilen firmalar olabilmek için işte Ar-Ge yapmanız lazım, kurumsallaşmanız lazım, insan kaynaklarına yatırım yapmanız lazım. Efendim işte aile anayasası yazıp hani aile içindeki ilişkileri tertiplemeniz lazım. Büyümede hemen her örnekte uluslararası pazarlara açılmak var. Sadece kendi pazarımıza satarak dünya çapında bir kuruluş olamayız. Uluslararası pazarlara açılmak var. Ve biraz da şeyden efendim yani özellikle kurucuların, aile üyelerinin yönetimden çekilmeleri var bir noktaya geldiğinde. Yani Özsüt'te şimdi
kurucular, kurucu halin şeyleri ancak hı-hı. yönetim kurulu üyeleri olarak oradalar. Hı-hı. Yoksa hı-hı. kendi profesyonel CEO'ları, genel müdürleri şirketleri yönetiyor. Dolayısıyla Türkiye'de de bizim Üsküdar Üniversitemizde dahil olmak üzere, başka okullarda dahil olmak üzere hep Amerikan kitapları kullanıyoruz. Hı hı. Amerikan örnekleri kullanıyoruz. Bu da güzel. Bence hiçbir mahsuru yok. Ama lokal alanda da başarılı firmalar var. Yani bizim buralarda bu işler nasıl yapılıyor, nasıl yapılabilir, kimler başarılı olmuş, onlardan ne öğrenebiliriz? Bir parça da hani lokal bir katkı. Hı hı. Türkiye'de yerel örneklerden hani biz ne ders çıkarabiliriz? Bir de böyle bir çaba. 3 yıl gibi bir sürede hazırladık. Kitap deyince böyle yani bir anda basıyorlar hani matbaaya veriyorsunuz hani 2 günde basılıyor ama arka planında fikir işte ziyaretler, okumalar, tekrar ulaştırma, tekrar okuma, bir şeyler değişiyor, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ben hani her şeyi de elimden geldiğince bilimsel yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda anlatılan hikayeleri birer hikaye gibi bırakmayıp onların hani arkasında teorik planda kitaplar vesaire var mı? Onları da işlemeye çalıştık kitabın içerisinde. Son derece güzel bir çalışma olmuş. Dediğiniz gibi daha çok hep yurt dışı örnekler, case'ler üzerinden, oradan çıkarılacak dersler üzerinden ilerliyoruz. Bu Türkiye'de de güzel şeyler yapılıyor. Bunu ortaya koyan, buradan neler alınabilir ki aslında kopyala yapıştır, uluslararası örnekler çok Türk kültürüne de uymayabiliyor. Buradan alınabilecek şeyler daha bizim dokumuza, kültürümüze de uygun olabilir. Hem yönetim anlamında hem kurum kültürü anlamında. Bunun için tekrardan teşekkürler bu çalışma için. Son olarak programımızın da sonlarına doğru gelirken özellikle bizi izleyen kariyer hayatının başında ya da ortalarında geleceğe yön çizmek isteyen izleyicilerimiz için başarılı olmaları adına neler tavsiye edersiniz? Neler yapsınlar? Nasıl yönetsinler hayatlarını, zamanlarını? Tavsiyelerinizi almak isterim. Zaman uçup gidiyor. Bizim kültürümüzde reenkarnasyon yok. Yani bir daha sefere gelince yaparım demeyelim. Onun için ne yapmayı düşünüyorlarsa hemen yapsınlar. Eğer üniversite yıllarında izleyicilerimiz varsa onları hararetle tavsiyem hemen programın biter bitmez internetten nereye iş müracaatı yapabiliyorlar part-time çalışmak için ya da full-time çalışmak için hayat çalışma hayatı içerisinde öğreniyor. Hemen çalışmaya başlasınlar. Ben bütün çevremdeki insanları hep ikinci, üçüncü aşamaya götürmeye çalışıyorum eğitim. Üniversite mezunuysan master yap. Master mezunuysan doktora yap. Doktoranı bitirdiysen postdoc yap. Ya da neyse artık hani hala vaktim varsa CEO da olsan bir yerde belki başka bir branşta daha çalış. Çünkü o farklı branşlar kafamızı güncelleyecek, yenilecek, karar almamıza yardım edecek. Onun için hem çalışmaya hem öğrenmeye devam edelim. Bununla birlikte ailelerimizde de bunu yaymaya çalışalım. Yani sadece benim için değil, eşim için, çocuğum için, kardeşim için hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yoksa aileniz tarafından okuma, yazma, öğrenme, çalışma faaliyetleri desteklenmiyorsa tek başına da bunları yapmak da zor. Onun için böyle kafadarlar bulmak lazım, üretken kafalar. Mümkün olduğunca siyasetten uzak bence. Türkiye'de siyaset çok böyle şey gibi, kara delik gibi insanın enerjisini tüketiyor. Daha çok İşte girişimcilik, yaratıcılık, Ar-Ge, artık tasarım, neyse ne yapacaksak işlerimize odaklanalım ve çağdaş uygarlık düzeyini yakalayan hatta ona liderlik yapan bir Türkiye'yi birlikte kuralım. Harika. Sürekli gelişimden bahsediyorsunuz. İş hayatı tecrübesinin öneminden bahsediyorsunuz ve hayata hep o öğrenci, öğrenme gözlüğüyle bakarken elde edilecek doneler de aslında bizim yolumuzu nasıl çizmemiz gerektiği konusunda çok önemli ipuçları verecek. Evet, sosyal tarafı da altını çiziyorum yani. Evet, aile, eş, dost. Önemli. Çünkü tek başınıza yani bu öğrenme işi, birilerinin sizi desteklemesi, aynı dili konuşmanız lazım. Kişisel network'ün, onun da güçlü olması, aile desteği de son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum Melih Bey. Bugün gerçekten güzel bir sohbet oldu. Programımıza katmış olduğunuz renk için, değerli bilgileriniz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için Dinçer Bey. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, bu hafta konuğumuz yazar, danışman Melih Arat oldu. Gelecek hafta farklı konu ve konuklarla tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Hoşça kalın.